biz bu arabaya 280 euro veriyoruz ayda. Ozan'ın aldığı araba bu. Almanya'da böyle o kadar çok yer var ki Fransa'daki o meşhur köylerden bir farkı yok. 80 sent bir su hani markette, bira 79 sent. Aylık 50 euroya iPhone alabiliyorsun Pro. 300 bin euroluk bir evi kira parasıyla kredi alabiliyorsun. Burada spor salonuna gidiyorlarmış beraber. Ama aylık çok ciddi bir para ödüyorsunuz değil mi? Tabii. Kaç kişi başı? İşte 20 euro. Birçok otobanda hız sınırı yok burada. Ağaçların, bitkilerin bile uyumuna bakın. Yani bir Aperol Spritz parasına Mercedes GLC alıyorsun. Herkese Almanya'nın Nürnberg kentinden, böyle muhteşem bir doğanın olduğu siteden günaydınlar. Biliyorsunuz Çek Cumhuriyeti'nden buraya sınırdan geçtim, geldim ve burada arkadaşlarım Ece ile Ozan'ın yanında kalıyorum. Onların evindeyim şu an, birazdan gösteririm. Hatta 20 günden sonra böyle ev konforunu özlemek insanı böyle şey yaptı, biraz mutlu ve etti, rahatlattı. Bugün onlarla beraber Almanya'da rastgele bir gün geçireceğim. Yani buradaki uyandığımız yerden itibaren bir günümüzü izleyeceksiniz ve Almanya hakkında size çok güzel bilgiler de vereceğiz. Almanya'da yaşamak, işte Almanya'da iş bulmak, kurmak, eğitim vesaire gibi konulara bile değinmeye çalışacağım. Çünkü Ece aslen Alman vatandaşı. Ozan'la buraya gelmiş ve ikisi birlikte artık burada yaşıyorlar. 10 senedir falan önce de evlenmişlerdi benim İstanbul'dan arkadaşlarımla ve kısmet Nürnberg'e gelip onlarla beraber Almanya'yı keşfetmeye kadar geldi. Böyle çok huzurlu bir yerdeyiz, bak göstereyim. Burası onların yaşadıkları bölge. Böyle orada her yerde o ağaçları görüyorsunuz, hepsi orman. Böyle standart Avrupa mimarisinin olduğu evleri görüyorsunuz. Ama hadi gelin size ben önce evin içini bir gezdireyim. Almanya'da bir ev nasılmış görelim beraber. Şimdi kahvaltı yapacağız bugün. Ama öncelikle evin en genç üyesiyle sizi tanıştırayım. Leo gel. Kendisi şurada kalıyor. Evleri bu şekilde, böyle çok güzel. Şimdi kahvaltıyı hazırlıyorlar. Hatta ben onları çekeceğimi söylemeden böyle çat diye geldim. Günaydınlar. Günaydın. Efendim. Günaydın. Hazır mıyız güne? İşte hazır olmak üzereyiz. Uykumuzu aldık, kahvaltımızı hazırlıyoruz. Ve güzel bir cumartesi günü. Evet. Güneşimiz havamız eksik. Değil miyiz? Güneşimiz. Güneş. Alıştık artık ya. Ben bile alıştım yani artık onu. Evet. Böyle kahvaltı yapacağız birazdan. Türk kahvaltımız. Evet. Ozan şey. Özlemişsindir. Burada zeytin kullanıyorlar mı? Zeytin yok değil mi? Az ama yani. Çok yenmiyor evet, o yüzden çok çeşit de yok. Biz genelde Türkiye'den getiriyoruz. Yani neredeyse hiçbir yerde gör, yağı var ama kendisi yok. Evet doğru, zeytinyağı var ama. Ben mesela peyniri her yerde bulabiliyorsun, istediğin çeşit var ama zeytin yok, kullanmıyorlar. Çünkü zaten kahvaltı yapmıyorlar. Aynen öyle. Değil mi? Kahvaltı çok az çeşitli yapıyorlar. Genelde akşamları da akşam ekmeği dedikleri bir konsept var. Abendbrot dedikleri. Orada daha böyle bir zengin kahvaltı gibi. Öyle mi? Kahvaltıda ne yapıyorlar? Kahve içip güne başlıyorlar mı? Kahve, peynir, ekmek, tereyağı, hızlı reçel, şeyler. Bunlar. Dün bir tanesi serpme kahvaltı paylaşmış Instagram'da. Böyle bir düşündüm. Ya dedim bunu insanlar yiyor mu? Hani artık unutmaya başlamışım. 22 sürü günden sonra gerçekten bizdeki olay çok başkaymış. Ama buna da şükür. Geliyorum arkadaşlar, bir odamı göstereyim. Burası da benim odam. Böyle bir oda verdiler bana, sağ olsunlar. Bak şöyle de manzarası vardı. Vallahi otelden daha iyi. Şu an keyfim çok iyi. Arkadaşlarım da burada yıllardır yaşadıkları için onlardan çok güzel şeyler öğreneceğiz. Ama önce hadi gelin kahvaltı yapalım. Ne peynirleri demiştin abi? Bu hindiydi. Bu hindi. Bu Türkiye'den gelme. Tulum peyniri. Tulum peyniri. Bu da beyaz peynir. Beyaz peynir. Bu da işte Hollanda peyniri. Bu da falan mı? Yok, bu Old Amsterdam bir sert peynir çeşidi. Hadi afiyet olsun. Kahvaltımızı yapıyoruz. Sonra bugün böyle market. Almanya'nın üstünü altını kurcalayacağız. Aynen. Market alışverişine falan gideceğiz. Güzel bir kahvaltı yaptık. Almanya'yı Ozan'la, Ece ile beraber keşfedeceğiz bugün. Evet Ozan. Millet evet. Sormadan ben sorayım. Ev fiyatları. Şimdi ev fiyatları tabii şehir içinde biraz daha pahalı ama şehir dışına çıktığınızda işte birazcık daha ucuz oluyor. Mesela sizin oturduğunuz gibi 2 artı 1, 3 artı 1 böyle daireler ne kadar bunlar burada? Bunlar işte 300 bin euro falan. Eğer böyle birazcık daha private house istiyorsan, işte 3 katlı
şurada villa gibi olacak. Mi? Aha, biraz daha villa gibi istiyorsan onların eskileri 450 bin euro falan. Ama burada ilk 1975'e yeni diyorlar. Yani eskiler dediğim hani 200 yıllık falan mı? Evet, yani 1900 model evleri hani eski diyorlar burada. 75 falansa yeni ev oluyor. Peki kiralasam ne kadar aylık? Yani böyle bir yerde, biraz köy gibi bir yerde öyle bir evi 1500-1300 euroya kiralayabilirsin. Ama inanılmaz fark var ya. Almak istediğinde tabii. 15-20 yılda amorti ediyor kendini. Tabii, aynen. Burada kiralar böyle. Ya bunu niye sorduk? Çünkü dün Ozan'la biraz böyle bu ülkedeki durumu anlamaya çalışırken sohbet ettik böyle işte Almanya'nın işte tabii ki pandemiden önceki Almanya ve pandemiden sonraki Almanya'nın arasında farklar var. Evet. Mesela sen ne tereyağı örneğini vermiştin. Aynen. Yani 1.29'du pandemiden önce. Şimdi 2.70. Ama maaş %100 artmıyor. Tabii, lakin yani %3, %5. Öyle bitmiş işte aç gezen bir Almanya yok yani. Hani hikaye o. Bir de burada durumlar şöyle şu ana kadar onu anladım. Çalışıyorsan her türlü yaşarsın burada. Aynen. Yani çalışıyorsan para kazanıyorsun ve kazandığın parayla da bir de hayat sürersin. Şey demiştin ya mesela ev alıyorsun. Hı-hı. Kredi çekersen zaten krediyle. Aynen. Yani burada mesela işte 300 bin euroluk bir evi kira parasıyla kredi alabiliyorsun. Bir tek sadece kapital yani bir %12'lik bir nakit bir paran olması gerekiyor. 40 bin euro verdim mesela. Kalanını 1500 öderim aynen öyle mi? Aynen öyle. 400-450 bin euroluk bir ev alabilirsin 40 bin euro paran varsa nakitte. Ya, bir de en güzeli şimdi bir yere işe girdin. Mesela yazılımcısın. Hı-hı. 4-5 binden aynen aşağı alan yoktur. Aynen öyle. Ama giderin ne kadar olur burada? Ortalama bir çiftin gideri işte 2000 euro falandır. Hani kirayı da biraz yüksek kira veriyorsa 2500-3000. Her şey dahil yani. Araban vardır, evin kiradır. Hatta böyle çöplerimizi çıkartıyoruz işte. Hatta şimdi bak araban vardır dedi. Ben size biraz sonra Ozan'ın arabasını canlı canlı gösterip nasıl aldığını ve nasıl bir şey aldığını da göstereceğim. Ben hatta dünden beri ikna etmeye çalışıyorum. Bir tane de bana alsak da götürsek diye. Şimdi arabaya doğru geçelim. Size anlatmaya başlarız. Burada Almanya'da böyle kendinize ait garajlarınız var ve bunun da bir kirası oluyormuş. Ve Ozan'ın aldığı araba bu. Neydi bu? Mercedes'in neydi? Mercedes GLC. GLC. Türkiye'de 3-4 milyon falandı diye hatırlıyorum. Aynen. Öyle bir şey. Sen kaç aldın abi? 33 bin euroya aldık biz. Teşekkürler abi. Hadi bir yavaştan yolda alın. Almanya'daki yaşam koşullarını ve böyle insanların, arkadaşlarımızın nasıl yaşadığını göstermek benim için çok daha keyifli. Çünkü onların hayatlarının bir parçası olup gerçekten hani orada yaşayıp bir günlük hayatını, yaşamını göstermek daha gerçekçi oluyor diye düşünüyorum. Şimdi bir dolaşmaya çıkıyoruz böyle arabaya binip. Evet, Almanya'daki mutlu aile tablomuzdan herkese tekrardan merhabalar. Köpek de geldi bizimle, Leo. Kendisi bu ailenin yaramaz bir üyesi olsa da çok aslında şey tatlı bir arkadaşımız. Biraz da bana alışmaya başladı. İlk dakikalarki şeylik yok, yabanilik. Bulunduğumuz coğrafyaya bir bakın. Her yer orman abi, görüyorsunuz. Doğanın içerisindeyiz. Yani bu adamlar sistematik olarak bu düzeni nasıl koruyabiliyorlar Ece? Çok mu disiplinliler sence yani? Evet, bence çok disiplinliler ve doğaya da bir sevgileri var bence. Bir saygıları var her şeyden. Ve yasaklar çok. Kurallar yani, çok. Kuralcılar zaten Alman milleti. Kolay kolay yanlış bir şey yaparsan yandın mı yani? Diyelim ki ben sigara attım İzmir etini, yakalandım. Var mı spesifik bunun böyle bir şeyi vardır diye? Bir cezası yok ama yani polis gördüğünde seni bir korkunç bir bakış atabilir sana yani. Ve bu da bundan çekiniyoruz aslında millet olarak burada. Ve hani prensip olarak atmazlar bence. Hiç çöp yok ya. Yani sürekli zaten bir temizlik var. Yani bir tane bile plastik bir kağıt bir şey uçmaz mı abi? Şuraya bak. Avrupa'nın geneli böyle ya bence. Hani burada artık oturmuş bir eğitim sistemi ve düzen olduğu için insanlar böyle yaşamasının gerektiğini farkına varmış. Aynen öyle. Bence de. Evet, Ozan hazırsa. Şimdi biz Ozan'la buluştuğumuzda hemen ben ona böyle ülkedeki yaşam şartlarını böyle sorup şaşırmaya başladım. Anlar olmadı değil. Mesela bir araba almışız. Değil mi abi? Evet. Bu arabayı 33 bin eve aldım. 30 bin euro parası vardı yani fiyatı vardı. İşte kredide çektiğimde kredinin faiziyle 33 bin euroya geliyordu. Mesela gittim ben bu arabayı alacağım. Aha. Ne kadar ödüyorum önden? Yani istersen hiç ödemiyorsun. Burada öyle bir özellik var. İstersen de peşinat veriyorsun. Aylık kredini azaltabiliyorsun. Mesela sen nasıl ödüyorsun şu anda? Biz bu arabaya 280 euro veriyoruz ayda. taksit. Yani kredi taksidi.
3000 euro peşinat vermiştik ama şimdiki aklım olsa hiç vermezdim. Ne gerek var yani? 280 ödeyeceğime 320 öderim. Aynen, 320 öderdim. Bir de tabii 2 yılda burada da bir arabalarda enflasyonel bir artış oldu. Bu araba normalde burada aldığında her yıl değer kaybeder. Türkiye'den olduğu olmadığı gibi yani. Bir amortismanı, evet, yıpranma payı var sonuçta. Var, aynen, ama bu 2 yıldır Almanya'da arabalar değer kaybetmiyor. Bu araba yine aynı değerde. Öyle mi? Aynen. Enflasyondan dolayıymış. Seneye yine değer kaybetmeye başlayacak. Çünkü Almanya yani daha hızlı enflasyonu aşabiliyor. Ev fiyatları düştü, araba fiyatları da keza düşüyor yani. Bu arabalar burada çok ucuz. Yani istediğinde aylık taksitlerle, ufak taksitlerle alabiliyorsun. Bak ben yorum yapmadım ha. Sonra taraf tutmuş gibi oluyorum. Canlı canlı size Almanya'da yaşayan arkadaşlarımın hayatlarından bir yaşanmışlık hikayesini gösteriyorum. 280 euro aylık ödeyerek böyle 3 milyon, 4 milyonluk bir Mercedes'in arabasına Almanya'da sahip olabiliyorsunuz dedik. Mesajımızı verdiysek hadi gidelim artık biraz şehir merkezinde dolaşalım. Şimdi sağ tarafta nehir gidiyor. Şu anda bizden daha üst seviyede kaldı nehir. Evet. Yukarıdan nehir devam ediyor aslında, gemiler falan. Bu sağ taraftaki nehirden gidiyorlar. Adamlar nehirin oraya bir köprü yapıyorlar ve yolu altından geçiriyorlar. Almanya'daki sistem böyle. Şimdi onu göreceğiz. Şuradasın, normalde gemi mi geçiyor? Evet, şunun üzerinden normalde gemi geçiyor. Şurada. Aa, böyle haberlerde falan görünüyor ya, doğayı katletmemek için evet, böyle ormanın. Aynen, ormanın içinden geçiriyorlar. Burada da öyle yani. Normalde Türkiye'de olsa en kolayı nedir? Nehirin üzerinden bir yol yaparsın, böyle bir üst geçit. Burada yolun ne? Bunlar... nehri yolun üstünden aynen geçirmiş. Şurada bak, şurası. Şurası bir nehir abi. Şimdi şehir merkezinde arabamızı park ettik. Burada arabaların saati 1-1-2 euroya park edebiliyorsun ama hı-hı, ozanlar burada spor salonuna gidiyorlarmış beraber. Ama aylık çok ciddi bir para ödüyorsunuz değil mi? Tabii. Kaç kişi başı? İşte 20 euro. 20 euro ya. Çok para, öyle değil mi? 20 euroya burada spor salonuna gidiyorlar. Ve burada işte gün içerisinde 3 saate kadar şehrin merkezinde otoparkı kullanabiliyorlarmış da. Hani kaç para veriyorsunuz dedim, 20 euro günlük mü dedim, yok abi aylık dedi ve her gün gelip kullanabiliyormuşsun. Aynen. Neredeyiz? Şimdi Nürnberg merkeze mi geldik? Yok, Fürt. Fürt'teyiz. Ha, buraya gelmedim ben daha değil mi? Dün Nürnberg'deydik, evet, merkezdeydik. Dün Nürnberg'deydik. İşte Fürt nasıl bir yer? Kocaeli gibi. İstanbul'dan sonra hemen Kocaeli başlıyor artık. Burası da öyle. Hani Nürnberg'den sonra hemen anında Fürt başlıyor. Güzel bir şehir. Biraz daha küçük bir şehir. Yine böyle çok temiz, korunaklı evler baksana. Hepsi aynı sistem içerisinde ya. Hepsi şu nizami olarak hiçbir tane sırıtan yapı yok. Çok güzel kafeler, barlar varmış burada. Öyle hep birlikte takılırız. Böyle bir büfelerin olduğu şehrin merkezinde bir yere geldik. Hava da şansımızda sonunda açtı. Yani günlerdir buralardayım, bu coğrafyadayım. Sonunda güneş gördüm. Kışın falan hiç böyle güneş kalmıyormuş. Yetmiyor değil mi? Bildin mi? Gri bir havada yaşıyorsun. Aynen. Dörtte hava kararı falan. Şimdi Almanların kültürünü göreceğiz. Burada pazarda sabah kahve içmek ya da işte hatta alkol bile içmek. Sabah sabah. Alkolden kastın ne? İşte aperoller, biralar falan mı? Mesela evet, şu an sol tarafta görüyorum. Güne böyle mi başlarlar hafta sonu? Evet. Çiçeklerini, meyvelerini, sebzelerini alıp burada arkadaşlarını görüp. Peki mutlular mı? Yani bence mutlu görünüyorlar. Yani genel olarak böyle hayatta keyif alıyorlar mı sence? Çünkü dünya mutluluk endeksinde ilk 10'da olan bir ülke ya. Bana da çok soğuk geliyorlar mesela, mesafeli, ama herkesin kendi bir yaşam alanı var sonuçta. Aynen. Onun içinde yaşıyorlar. Kesinlikle katılıyorum. Yani kendi içlerinde mutluluğu yaşıyorlar, çok fazla dışarı yansıtmasalar da. Sonuçta güvenli bir ülkede yaşıyorsun. Gelecek kaygın yok. Gelecek kaygın yok. Alım gücün yüksek. O yüzden böyle kendi hallerinde bence mutlular. Şimdi merkeze doğru indik. Böyle bir hafta sonunda insanlar böyle kafelerde, restoranlarda takılıyorlar. Şehrin merkezinde dolaşıyorlar. Arkadaşlar nazar değmesin ama güneş açtı. Şu hava... Şöyle duracağız. Şu hava gerçekten... Yani kışın falan burada insanlar o kadar az güneş görüyorlarmış ki. Biraz da... Vitamin D hapları almaya başlıyoruz yani. Öyle mi? Evet.
Hiç görmediğin için değil mi? Güneşi almayınca motivasyonun da kayboluyor haliyle. Ben mesela çok zorlandım. Son birkaç gündür artık böyle psikolojim uyumak istiyorum sürekli. Güzel yerler. Nasıl o 49 yürüyor taksitle iPhone? Aylık. Aylık. 25 GB şeyle birlikte. Aylık 50 euroya iPhone alabiliyorsun Pro. 49.99'a ödüyorsun 2 yıl boyunca. Aynen. Data hattı da dahil. Vay be. Zaten data hattı burada 20 euro bir şey yani. 30 euro daha ödüyorsun. Telefonla. iPhone'un oluyor. iPhone Pro'un oluyor. İyi ya Ozan, hadi gel biz bir soğuk bir şeyler içelim üstüne karşım ya. Aynen. Almanya'da canımız sıkıldı çünkü bir birazcık. Bir bardak su içelim. Ben sevdim burayı ya. Güzel yani. Tatlı, keyifli, küçük aynen bir yer. Avrupa'da artık şu Aperol Spritz'i her yerde içiyorlar. Özellikle İtalya'da çok içerlerdi. Almanya'ya da gelmiş. Evet. Kaç para verdik bunun tanesini abi? 5.50 bunun tanesi. 5 euro. 5.5 euro. Teşekkürler Ozan. Afiyet olsun. Dostlar şimdi yola çıktık. Bamberg adında bir yere gidiyoruz. Böyle çok güzel duble yollardan geçiyoruz ve birçok otobanda hız sınırı yok burada. Yani basabildiğin kadar basabiliyorsun. Belli yerler tabi biliyor olmak lazım. Mesela altyapı çalışmaları olan yerlerde tabelaları koymuşlar. Ama sonra sınırsız olan yerde sınırsızlık işareti geliyor ve basabildiğin kadar. Böyle bir açıyor hava, bir kapatıyor. Yolculuğumuz yine de keyifli geçiyor. Böyle yemyeşil yerlerden geçerek gidiyoruz. 3, 2, 1 Bamberg'e geldik dostlar. Arabamızı park ettik. Hava gördüğünüz gibi bir yağıyor, bir açıyor ama çiçek. Böyle burada dolaşıyoruz. Burası Nürnberg'e oldukça yakın bir yer. Evet. Kanalları malanları varmış. Oraları göreceğiz. Şöyle göstereyim size. Buraya geliyorsun. Ham çok güzelmiş ya. Böyle tatlış bir yer. Bak burada yağmur yağmıyor. Sol tarafta yağmur yağıyor. Tam bulutun hizası. Artık alıştım buna ya. Kendimi buna hazırlıyorum psikolojik olarak da. Ve biz geldik diye çanlar çalıyor. Aynen. Abi çok tatlı bir yermiş burası ya. Bana öyle bir yere gidiyoruz dediniz ama burası çok böyle Almanya'nın tatlı köylerinden bir tanesi evet gibi. Vay. Mesela şöyle de oturuyorsan merdivenlerle direkt böyle denize suya girebiliyorsun. Yüzmüyorlardır ama bunlar değil mi? Genelde tekne. Gösteriş amaçlı. İşte. Şimdi Ozan'la şeyi tartışıyorsun. Herhangi bir yerde bir kere Aperol Spritz içiyorsun 7 euro. Aynen. Ozan'ın satın aldığı arabanın aylık kirası 240 euro. Kira değil de kredisi. Kredisi. Yani bir Aperol Spritz parasına Mercedes GLC alıyorsun. Aynen. Ben yandı yani kafa. Hala şey yapamıyorum, algılayamıyorum. Abi bayıldım. Böyle çok güzel tatlı tatlı eski evler var. Burası eski bir köymüş. Böyle ortasından bir nehir akıyor. Almanya'da böyle o kadar çok yer var ki tek tek köyleri gezmeye kalksanız bir ömür yetmez. Burada böyle kafelerde oturup keyif yapabiliyorsunuz. Aralara girdik şimdi. Çok güzelmiş burası Ece ya. Daha çok güzel yerleri var. Öyle mi? Aynen. Hani böyle buraya gelmeden önce bana şey hani bir yer var gidelim dediniz de insan bir över ya hani ona göre bir... Yani orta çağın bir kasabasındaymışız gibi geldi. Çok güzel korumuşlar. Şuraya bakın ya. Ne yaptınız siz be kardeşim? Yani ağaçların, bitkilerin bile uyumuna bakın. Tek tek binaları böyle sarmaşıklar kaplamış. Bütün binalar, kaldırımlar, taşlar, kapılar, her şey bu uyum içerisinde. Ve bu adamlar düşünün. Yani 70 sene önce dibi görmüşler ya. Bu kentlerin çoğu dümdüz olmadı mı? Yani birçok yer yoktu. Mesela Dresden değil mi? Hiçbir şey kalmamış Dresden'de. Bir tane kilisenin kulesi kalıyor ve 70 sene. Nürnberg de o şekildeydi. Fotoğraflardan mı? Olmuştu. Evet, fotoğraflardan görüyorsun. Gerçekten yerle bir olmuş. Ve o zamanlar dedi ki halkta çok az erkek kalıyor. Savaştan dolayı çok daha fazla. Çalışacak insan yok. Çalışacak kadın yok ve birçok yeri gerçekten kadınlar tekrardan inşa ediyor. O yüzden de zaten aslında baktığında birçok yer böyle kadınlara hitaben adlandırılmış tekrar. İşte Frauenkirche, Frauentorgraben hep kadınlara aslında şey yapmışlar. Frau kadın.
Evet, Frau kadın anlamına geliyor. Emekleri onlara verdiği için. Aynen. Değil mi? Helal olsun yani, bu olayı çok iyi korumuşlar, her yerde hissediyoruz. Güzel yerler. Evet arkadaşlar, şunun hikayesini de alabilirsek hani buraya kadar gelmişken. Öyle. Ne diyor? Bir yok be, şakasını söyledim ya. Hani bunu da merak etmezsiniz arkadaşlar, şunun gerek yok. Daha güzel aslında. Oo bak. Yine. Harika ya, harika. Rastgele bir yerden çıkıyorsun ve seni yine böyle. Abi buranın Fransa'daki o meşhur köylerden bir farkı yok. Evet, çok benziyor. Yani bence az bilinen bir yer yani, burası çok tatlı. Evet, güzel bir yermiş. Şehrin ana meydanına geldik. Şurada devasa bir kilise sizi karşılıyor. Yine her yerde olduğu gibi burayı da çok güzel korumuşlar ve ciddi de bir turizm var. Yani ben buraya gelmeden önce hiç böyle bir beklenti içinde değildim. Şöyle bir girelim bakalım. Buradan mı gireceğiz? Ne var? Park falan var galiba. Vay be. Şöyle bir gözetleme noktası var sanki ha. Şehri bir tepeden görelim. Avrupa'da işte bu sistemi çok iyi koruyorlar. Yani düzen önceki yıllarda neyse aynı şekilde devam ediyor. Ve pırıl pırıl, yani ben en çok bunu çok beğendim. Ben en son Akdeniz turunu yaptığımda hatırlıyorum. Bizde her yer çöktü. En üzüldüğüm şey bu oldu. Gerçekten. Buradaki çıkarımım doğaya saygı duymak abi. Yani değer bilmek lazım. Şöyle bir kraliyet sarayı gibi bir binanın parkındayız. Böyle farklı farklı güller var. Şuradan da şehri görelim. Ve karşınızda şehrin görselliği. Yine orada da devasa bir kilise gibi bir bina var. Çok güzelmiş. Şimdi ana meydanlardan bir tanesine geldik. Böyle burada restoranlar, oteller, kafeler var. Yine böyle bütün binalar sanki bir dağ evine, bağ evine gelmişsiniz gibi. Dış tasarımları onu hissettiriyor. Sanki böyle İsviçre'ye falan da gelmişim gibi hissediyorum. Böyle güzel bir yer. Şu turizme bak. Birayı alıp ayakta içmek. Bayılıyorlar. Ayakta bira konusunda en çok birayı seviyorlar zaten, değil mi? Sudan ucuz. Çünkü gerçekten sudan ucuz. Bir su. Bir 80 sent bir su hani markette, bira 79 sent. Hatta şişesi iadeli mi? Depozitalı. Burada herkesin bir köpeği var. Ve böyle köpekleriyle sosyalleşiyorlar. Hani köpekler birbirlerini görünce tanıştırmayı seviyorlar. Bizimki büyüyünce böyle mi olacak? Çok güzel bir tarihi kent ve köprü kapısı diyebilirim burası için. Sizi karşılıyor. Çok iyi turizm var. Yani ben burada çok güzel örnek alabileceğimiz yerleri size göstermek istiyorum. Köylerimizi ve turistik noktalarımızı, doğamızı koruma anlamında. Bunu bir Avrupa özentiliği değil, Avrupa rol modeli olarak size söylüyorum. Hepiniz birçok bu yaz bizdeki tatil beldelerine gidip yapılan zulümleri ve pislikleri, özellikle doğaya yapılan, görmüşsünüzdür. Çok üzücü bir yaz gördük çünkü hepimiz. Bakın adamlar işte böyle sahip çıkıyor abi. Pırıl pırıl. Biraz acıktık. Şöyle ben bir bira söyledim. Şöyle bir peynirli salata geldi ve patates kızartması. Alman mutfağında yine çığır açtık bugün. Böyle bir şeyler atıştıracağız ama akşam güzel bir yemek yeriz. Böyle gölet var küçük bir tane. İnsanlar burada kafelerde oturup günün yorgunluğunu atıyorlar. Vallahi çok güzel bir gün geçirdik. Almanya'daki ilk gün bence çok keyifliydi. Ece ile
Ozan da bana çok güzel bilgiler verdi. Sizleri de bilgilendirmeye çalıştık. Tabii ki sonraki bölümlerde Almanya maceramız devam edecek. Özellikle burada yaşamak isteyen, eğitim almak isteyen, gezmeye gelmek isteyenlere güzel rehber olacağım düşünüyorum. Kanala abone olursanız, bildirimleri açarsanız sonraki bölümde görüşürüz inşallah. Haydi gençler, şimdilik bay bay.